Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kaldığımız yerden Hazreti Ömer Efendimizin mübarek hayatından, onun halifeliği zamanında ve uzun süredir 3 sohbettir işlediğimiz neydi? İran. O 3000 yıllık küfür ordusu olan İran'ın fethi. Ve bu tamamlandı artık ve en son nutkunun sonunda Peygamber Mescidinde şu konuşma geçti: bugün İran devleti artık mahvolmuştur. Cenab-ı Hak vaadini yerine getirmiştir. Onların memleketlerini ve mallarını sizlere miras bırakmıştır. İranlılar bundan sonra size zarar veremezler. Fakat size şunu da hatırlatmak isterim ki, iman ve ahlakınızı değiştirirseniz eğer imanınız gevşerse, ahlakınız değişirse, Allah size ihsan ettiği nusret ve üstünlüğü alır ve bu memleketleri başlarına tekrar onlara verir dedi. İşte uyarı buydu. Ve 3000 yıllık diyor İran tarihe karışıp gitti. İmandan mahrumiyet işte artık İran'da kalmayacaktı. Ve sıra atların başları, orduların başları durur muydu? Hazreti Ömer Efendimiz zamanında hiçbir ordu durdurak bilmeyecek ve Suriye istikametine doğru yolculuk başlayacak. Suriye'nin fethi, cihanda en büyük sıdkiyet ve teslimiyet örneği Hazreti Ebubekir'in devrinde başlamıştı Suriye savaşları. İslam orduları Şam, Humus, Erden ve Filistin üzerine akın etmişti. Bizans İmparatoru Heraklius iman ordusuna karşı kuvvetler göndermişti. Müslümanları kılıçtan geçireceklerini sanıyorlardı. Zira Müslümanların maddi gücü o zaman yok denecek kadar azdı. Buna mukabil küfür ordusu ise her türlü malzemeye ve teçhizata sahipti. Fakat en çok lazım olan şeye malik değillerdi. En çok lazım olan şey neydi savaşta? İmandı, iman. Çanakkale'de geçen iman. O İslam ordusunun, o iman nuruyla kalbi nurlanan tüm askerlerin ordularının üstün gelmesinin sebebiydi iman. Ne zaman gevşeme oldu? Osmanlı Devleti'nde de öyle değil mi? İçinden hainler sağdan öyle buradan böyle çekiştirdiler dini. Yani bir devletin içindeki dini, takvayı, bir devletin Allah ve Resulü'nün olan muhabbetini bölmeye kalkarsan hiçbir şey kalmaz. Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani diyoruz ya nefsimiz ya bu nefsimizden biz ne yapacağız? Nefsimizin şerrinden ya Rabbimizi muhafaza eyle. Yani o gördüğümüz nefis insanı firavun da ediyor. O gördüğümüz nefis insanı Allah'a ve Resulüne dost da ediyor. O nefis kalp. İçinde bir de ruh var. İşte kendimizi tamamen nefsimize bırakırsak, namazdan, Kur'an'dan, ibadetten, Allah ve Resulünden uzak bir hayat yaşamaya başlarsak, o zaman ne olacak? Hem kendimiz felakete düşeceğiz, hem toplu bir felaket olacak ve toplu olan felakette de Rabbim ne yapacak? Elinden nimeti alacak. Bizim elimizden nimet gitmemizin sebeplerinden en önemlisi buydu. Abdülhamid Han Hazretleri, Allah'ım ondan razı olsun, 2. Abdülhamid 33 yıl boyunca uğraştı. Herkese o kadar ileri görüşlü, hem bir padişahtı, hem bir halifeydi, hem de Allah'ın dostuydu, hem de bir evliyaydı o Abdülhamid. Allah Celle Celaluhu İnşallah bizleri de salihlerden ve sadıklardan eylesin. O yüzden Allah dostlar öyle diyor. Evladım diyor, namaz kılanların sayısı arttıkça, Allah'a kulluk eden insanların sayısı arttıkça nasıl yaşarsanız öyle yönetilirsiniz dedi Peygamberimiz. Sizler ibadetlerinizi güzel yapıp Allah'ı zikredip helalinden kazanıp faizden, haramdan, gıybetten, dedikodudan, kötü ahlaktan uzak durdukça, çocuklarınıza bunları aşıladıkça işte o zaman da başınıza öyle insanlar gelecek ve daha sonra Allah nurunu tamamlayacak ayeti tecelli olacak. İşte o zaman Mehdi Aleyhisselam gelecek. İşte o zaman İsa Aleyhisselam gökten inecek. İşte o zaman ayet nazil olacak ve kıyametin büyük alametleri olduktan sonra Müslümanlar tekrar huzur, refah içinde Mehdi Aleyhisselam'ın ordusuyla bütün kainat İslam'ın sancağıyla dalgalanacak.
Rabbim inşallah o günleri bize göstersin. O günlerde Hakk'ın yanında olanlardan eylesin. O günlerde Allah ve Resulü'nün ordusunun içinde olan salih müminlerden eylesin inşallah. İşte en büyük güç neydi diyor? İmandı. O Bizans ordularına karşı Ebu Bekir Efendimiz zamanında Suriye'ye savaşlar oldu ve ama o zaman sonuç sağlanamadı, vefat etti Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Ve o Bizans ordularına karşı koyabilmek için ayrı ayrı kollardan ilerleyen İslam orduları birleştiler. Her şehre haberci göndererek yardımcı birlikleri gönderilmesini istediler. Cihan Sıddıkı Ebu Bekir de Irak'ta bulunan kumandan Hazreti Halid bin Velid kumandasındaki birliklerin Suriye'ye hareketi için emir verdi. Bu emir üzerine kumandan emrindeki birliklerle diyor harekete geçti. Ecnadeyn denilen yerde Bizanslılar ile cenge tutuştular. Öyle bir cenk olmuştu ki 3000 İslam mücahidi şehadet şerbetini içti. 3000 tane şehidimiz oldu. Küfür ordusunun ise ölü sayısı müthişti. Ecdaneyn savaşı Müslüman ordusu kazanmıştı ve Bizans ordusu perişan oldu. Ebu Bekir Efendimiz'in hayatında biliyorsunuz işlemiştik bu konuyu. Bu defa İslam ordusu Şam'ı kuşattı. Bu sırada Allah Resulü'nün en sadık dostu ve müminlerin en ulu rahmeti Hazreti Ebu Bekir tam Şam kuşatıldığı zaman hastalandı. Zafer müjdesini alamadan vefat etti. Ve sonsuzluk nebisinin vuslatıyla Resulullah Efendimizin yanına şerefyab oldu. Hak ve adalet güneşi Hazreti Ömer onun yerine İslam devletinin başkanı olunca Hazreti Ebu Bekir zamanında başlayan Suriye seferinin devamına o İran fethedildikten sonra emretti. Şam çok meşhur bir şehirdi. Araplar cehalet devrinde de ticaret için bu şehre devamlı Şam kervanı, meşhur peygamberimizin hayatında Medine'den geçerek Şam kervanına gidiyorlardı ya, işte gelip devamlı gidiliyordu. Şam, Suriye'nin çok önemli bir merkezi olduğu için kumandan dahi Hazreti Halid bin Velid Şam'ın kuşatılmasına ve fethine büyük bir önem verdi. Seçkin kumandanlarını şehrin kapılarına nöbetçi koydu. Muhasara uzadıkça uzamıştı. Şam ahalisi sıkıntı çekmeye başladı. Kendilerini ancak Bizans imparatorunun göndereceği yardımcı kuvvetler sayesinde kurtaracaklarını sanıyorlardı. Diğer bir husus ise kış bastırınca soğuklara dayanamayacak olan İslam ordusunun çekip gitmesini bekliyordu. Halbuki İslam ordusu tipiden, fırtınadan, havadan, hava koşullarından tabii ki de korkacak bir ordu değildi. Hepsi Allah yolunda canlarını, kanlarını vermeye hazırdı. Şam'ı mutlaka fethedeceklerdi. Ve Bizans imparatorunun gönderdiği yardımcı kuvvetler ise İslam mücahitlerinin önünde tutunamadı. Daha yolda iken perişan oldu. Şamlıların her iki umutları da artık sönmüştü. Muhasara devam ediyordu. Şehirdeki Hristiyanların başında ise Toma isimli bir kumandan vardı. Sabahın erken saatlerinde rahipler çıkış hareketinin yapılacağı kapıya yaklaşmışlar. Kapının üstünde büyük bir haç takmışlardı. Haçın altında İncil olduğunu iddia ettikleri bir kitap koydular. İmandan mahrum o nasipsizler Toma elini bu kitabın üzerine gelip koydu ve karanlık ağzını açıp haykırdı. İlahi bizim dinimiz haksa bize yardım et. Bize yardım et, bizi düşmanın eline düşürme diye o kafirlerin başı Toma Hristiyan olarak bu sözleri söyledi. İki ordu arasında müthiş bir savaş başladı. Toma her tarafa sadağında diyor zehirli oklardan her tarafa yağdırıyordu. Bu zehirli oklardan biri İslam mücahitlerinden Eban'a geldi. Eban yarasını başındaki tülbentle sarıp cenge devam etmek istedi. Fakat yapamadı. Çadırına götürülürken şehit oldu. Eban'ın diyor zevcesi o an yanındaydı. Misilsiz bir teslimiyet gösterdi. Ne tek bir damla yaş ne de çığlık. Şehit kocasının üzerine eğildi ve sen dedi ne mesutsun ki Allah'a kavuştun. Ben de senin intikamını alıp sana kavuşacağım dedi. Hanımı öyle bir hanımdı.
ve iman kadını kocasının oklarını ve yaylarını alıp savaş sahnesine koştu. Adalelerini diyor sünger gibi kuvvetle gerdi, biraz ilerideki düşman kumandanını nişan alarak, o elinden oku nişan alarak düşman kumandanına doğru attı. Ok şimşek gibi bir hızla o tomanın arkasındaki bayraktarın sırtına saplandı ve onu yere serdi. Bayrak Müslümanların eline geçti. Bayrağın peşinden koşmak isteyen tomanın tam gözünden içeriye bir ok girdi. Tam gözüne geldi diyor. Ya bu oku atan kimdi? Yine şehit Eba'nın kahraman zevcesi. Toma adeta diyor hayvan gibi bağırıyordu. Askerleri artık bayrağın peşini bırakarak Toma'yı şehire taşıdılar. Nihayet 70 gün süren bu Şam'daki muhasaradan sonra Şam artık düştü ve muhasara devam ederken Şam Patriği'nin bir oğlu olmuştu. Küfrün alık adamları Patriğin şerefine sabahlara kadar şarap içip sarhoş olup sızmışlardı. Muazzez sahabi Halid bin Velid radıyallahu anh, Allah'ın kılıcı, düşmanı yakından gözetliyordu ve durumu anlar anlamaz harekete geçip surlara tırmandı. Şehrin etrafında su ile dolu hendekler tulumlarla aşıldı. Kale surlarından birer şahin gibi İslam mücahitleri şehre süzüldüler. Hazreti Halid bin Velid şehre giren İslam mücahitlerini kapılarda nöbet bekleyen Bizans askerleriyle savaşa soktu. Bizans askeri kılıçtan geçirildi. Şehrin kapıları ardına kadar açılmıştı. Bizanslılar İslam mücahitlerinin kılıçlarını enselerinde hissedince adeta apışıp kaldılar. Suriye ordularının başkumandanı şanlı sahabi Hazreti Ubeyde'nin askerleri de açılan kapılardan içeri girdi. İlahi bizim dinimiz haksa bize yardım et diyen o mümessilleri başkumandan Hazreti Ebu Ubeyde'yi ziyaret etti. O da mukaddes diyor İslam'ın bütün yeryüzüne ve bütün insanlara şamil adalet ölçüleriyle şehrin teslim alınmasını kabul etti. Ve Hristiyanlar şanlı sahabi Hazreti Ebu Ubeyde'ye sığındılar. Müslümanlar hiçbir kimsenin malına el sürmedi. Hiç kimsenin namusuna yan bakan olmadı. Hiç kimsenin burnu dahi kanamadı. Hiç kimseye esir muamelesi yapılmadı. Mukaddes İslam'ın tevhid sancağı Şam Kalesi'nin şeref burcunda dalgalanıyordu. İslam'ın nuru insanlık gönlüne iman olukları gibi akıtılıyordu. Ve kuruyan gönül dudakları inayet serinliğiyle, gözler hakikat nurlarıyla yandı. Ve Şam hicretin 14. senesi. Evet, sıra nereye geldi? Hicretin 14. senesi. Biliyorsunuz 10. senesi Resulullah Efendimiz vefat ediyor. 12. senesi Ebu Bekir Efendimiz ve 14. senesi. Şam diyor 636 yılında ebediyen Müslümanların oluyor. Peygamberimiz 632'de vefat ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz 634 ve ondan 2 yıl sonra da Şam ne oluyor? Şam toprakları Müslümanların oluyor. Şu an ama perişan halde değil mi? Müslümanlar Suriye'de, Şam'da, Filistin'de, her yerde perişan. Arabistan güya bizim, Vahabiler millete kuklalık yapıyor. Allah'ım ne olur bizlere yardım eyle. Allah'ım ne olur şu cennet vatanımız, şu ehli sünnetin tek savunucularından biri olan şu cennet vatanımız Türkiye'mize yardım eyle. Bizleri ya Rabbi namazdan, Kur'an'dan, bizleri Habibin, Edibin, Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu yolundan ayırma. Namaz kılanlarımızın sayısını arttır. Ahlakımızı güzelleştir. Ya Rabbi dostlarını sevdir. Şu sohbetlerden bizi ayırma. Din nasihattir dedi Habibin. O yüzden sevgili dinleyicilerim, nasihat çok önemli. Bunları şurada konuşuyoruz. Hazreti Ömer Efendimiz, ordular, hani şipşak olmadı her şey böyle. Hani biz doğduk, tamam, herkes Müslüman, herkes güzel. Orada şöyle, burada böyle değil. İslam alemi tek kişi Muhammedül Mustafa ile başladı. Hatice annemiz, Zeyd bin Harise, Hazreti Ebu Bekir. Bakın ilk Müslümanlardan bahsediyorum. 3 kişi, 4 kişi 13 yıl Mekke'de ne sıkıntılar çekildi. Ne sıkıntılar hicrete kadar.
ve ondan sonra peygamberimizin vefatına kadar İslam sancağı her yerde dalgalanmak için Hazreti Ömer'i bekledi. Hazreti Ömer Efendimiz İran topraklarını hep beraber sahabe efendilerimiz tabiinlerle beraber fethetti. Ve sonra Şam toprakları ne oldu? Tekrar fethedildi. Şam'dan sonra artık Fuhul Cengi savaşına geldik. İslam ordusu Şam'ı fethedince Bizans imparatoru telaşlandı. Büyük bir korkuya kapıldı. Artık bu İslam cereyanı bütün kainatı kuşatıcı bir ışık olmuştu. Bunun mutlaka önüne geçilmeliydi. Bu sebeple yeni bir ordu hazırlandı. 50 bin kişilik Bizans ordusu şöhretli bir Bizans kumandanının emrinde harekete geçerek Taberiye denen gölün kenarındaki Bizans çevresinde karargah kurdu. İslam orduları ise Taberiye gölünün yakınlarında Bizanslıların Sıla nehrine, Arapların Fuhul diye adlandırdıkları eski bir şehrin kazıntıları çevresinde toplanmıştı. Bizans ordusu İslam mücahitlerinin baskınına uğramaktan çok korkuyordu. Bunun için çareler düşündü ve Bisan ve Fuhul arasındaki yolları suya bastırdı. Artık her taraf çamur deryası halini almıştı. Burada savaşın imkansız olduğu anlaşılıyordu. Kendi akıllarınca bu çamur deryasında cenk edilemezdi. Bu deryayı geçecek hiçbir kuvvet olmadığını düşünüyordu Bizanslılar. Ve bu Bizanslılar iman ordusunun azim ve iradesini henüz anlayamamıştı. Barış için İslam ordusundan elçi gönderilmesini istediler. Şanlı kumandan ve muazzez insan Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu an, cennetle müjdelenen sahabilerden biliyorsunuz. Sahabinin ulularından Muaz bin Cebel'i elçi olarak Bizans karargahına gönderdi. İmanın nurdan abidesi Hazreti Muaz bin Cebel düşman karargahına varmıştı. Sırmalı, işlemeli, püsküllü, kordonlu bir çadır. Her tarafta ve her yerde Hazreti Muaz'ı hürmetle bekleyenlerin serpiştiği şatavat eşyalar. Her taraf pırıl pırıl Muaz Hazretlerine üstünde oturması ve istirahat etmesi için ipekten bir halı gösterdiler. Muazzez sahabi Bizanslıların hayretli bakışları arasında şöyle söyledi. Fukaranın hakkını ve kanını sömürerek dokunmuş bir halıya oturmam. O Bizans'ın askerlerine söylenen söze bakın. Bizanslılar diyor adeta dondu kaldı. Fakat biz dediler size hürmet göstermiş olmak için bu halıda oturmanızı istiyoruz. Hazreti Muaz'ın dudaklarında hafif bir tebessüm ve tane tane konuştu. Sizin hürmetinizi ifade eden şeylere kıymet vermem. Eğer yere oturmak yalnız kölelere göre bir iş ise biliniz ki Allah'ın benden daha aciz bir kölesi yoktur, ben yere otururum dedi. Bizanslılarda hayret ve dehşetti. Müslümanların arasında acaba sizden daha yükseği var mı diyordu. Ne kadar şerefli bir insan. Ve şöyle dedi Muaz bin Cebel. Bana Müslümanların en fenası olmamak yeter. En fenasının bir üstü olayım yeter diyordu. Ve ulu sahabi Bizanslılara niçin elçi istediklerini sordu. Niçin bizim üzerimize geldiniz? Habeşistan size daha yakın değil mi diye sordu Bizans kumandanı. İranlıların başında bir kadın var. Bizimse başımızda öyle bir hükümdar var ki cihana hakim. Nüfusumuz gökteki yıldızlar, çöldeki kumlar gibi diyordu. O Bizans'ın komutanının askeri. Hazreti Muaz gün kadar aydınlık yüzünü diyor Bizanslara döndürdü ve tane tane konuştu. Siz mallarınızı elinizde tutan bir hükümdarla iftihar ediyorsunuz. Bizim reisimizse hiç kimseye karşı üstünlük hakkı bizim resimizde diyor yani hiç kimseye karşı üstünlük hakkı mevcut değildir. Zinaya düşecek olursa en adi bir kimse gibi cezasını bulur. Hırsızlık ederse yine herkesin uğradığı cezaya uğrar. İster komutan olsun kim olursa olsun bir günah işlediğinde bizim bir kitabımız vardır. O kitabımıza göre hareket edilir. Herkesin sahip olduğundan daha fazla malı kimsenin yoktur. Sade bir hayat sürer, buna mukabil dağlar gibi heybetlidir diyor iman eri.
Demek Ömer'in sizden, Ömer Efendimiz'den, tabi Ömer Efendimiz'i soruyor. Sizin kumandanız nasıl sen böyleysen deyince. Onun diyor sizden bizden bir farkı yok. Ama öyle bir heybetli ki onun heybeti malında değil, onun heybeti mülkünde değil, onun heybeti oturduğu tahtta, sizin şu gösterdiğiniz halılarda değil. O Hazreti Ömer'in heybeti kalbindeki imanında, kalbindeki Allah korkusu ve Allah sevgisinde. Tabi bunları söyledikten sonra Bizanslılar diyor hayretten dudaklarını ısırdılar. Sa'd bin Muaz şöyle devam etti. Sizden ilk isteğimiz mukaddes İslam ile nurlanmanızdır, imana gelmenizdir. Namaz kılarken Kabe'ye yönelip içki içmekten, fena huylardan vazgeçiniz. Bunları kabul ederseniz bizim kardeşimiz olursunuz. Kabul etmezseniz teslim olunuz. İrademizi kabul ediniz, cizyenizi, verginizi veriniz. Bunlardan ikisini de kabul etmediğiniz takdirde bizim kılıçlarımızdan geçeceğinizi biliniz. Sayınızın deryadaki kumlar gibi çok olduğuna güveniyorsanız biliniz ki biz öyle şeylere önem vermeyiz ya. Bizim diyor azim ve irademiz imanımızdan gelir. Ve Yüce Allah buyurdu ki nice küçük birlikler büyük orduları Allah'ın izniyle yendi. Bedir'de de bundan bahsetti, Uhud'da da bahsetti, Hendek'te de bahsetti ve daha nice İran Savaşı'ndan, Kadisiye Savaşı'ndan bahsettik. 120 bin küffar, 40 bin Müslüman ordusu. Hep Allah'ın yardım ettiği kazandı. Allah'ım inşallah şimdi de bizlere, vatanımıza, milletimize, İslam ordusuna yardım eylesin inşallah. Bizans kumandanı mırıldandı. Erdem vilayetinin Arap Yarımadası'na yakın Belka şehrini size vereyim madem. Buna mukabil Suriye'nin boşaltılmasını istiyorum dedi. Hazreti Muaz adeta gürlüyordu. Bu teklifinizi tabii ki kabul etmiyorum. Ve hemen ordugahına döndü. Olup bitenleri başkumandan Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah'a anlattı. Bizanslılar çaresizlik içinde çırpınıyordu. Bir defa bizzat İslam ordularının başkumandanı ile görüşmek ve barış müzakeresine girişmek istediler. İman ordusuna bir elçi gönderdiler ve elçi geldi. Kumandan çadıra götürüldü. Adam apışıp kalmıştı adeta diyor. Zira Hazreti Ebu Ubeyde'yi kendi kumandanları gibi debdebe içinde göreceğini sanıyordu. Elçinin hayal aleminin billur saraylarda altın taht üzerinde bir kumandan vardı. Hayalinde öyle bekliyor. Fakat diyor şimdi gördüğü manzara tüyler ürpertici bir sadelik arz ediyordu. Elçi iman ordusunun şanlı kumandanı Hazreti Ebu Ubeyde'yi yere oturtmuş, önündeki okları muayene ederken buldu. Tamir ederken yani. Ve şaşkınlıkla sordu. Yerdeki kişi Ebu Ubeyde bin Cerrah başkumandan. Ona sordu diyor Bizans'ın askeri. Başkumandanınız nerede? Cevap verdiler. İşte ileride oturuyor. Nasıl olur bir yanlışlık olmasın dedi. Hayır yanlışlık yoktur deyince inanamıyorum dedi. İnansan da inanmasan da başkumandanımız Ubeyde işte o yerde oturandır dedi. Bizans elçisi diyor hayatında böyle bir şey görmediği için iyice şaşırmıştı. Böyle sadelik, böyle tevazu, böyle ahenk. Neydi bütün bunlar, nasıl oluyordu bu iş diye düşündü. Ve bütün cihan ordularını ezen, zaferine zafer katan bir İslam ordusunun başkumandanı nasıl böyle olur? Elçi diyor bu defa bizzat Ebu Ubeyde'ye sordu. Başkumandan siz misiniz? Evet benim dedi Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah. Ne tuhaf insansınız sizler dedi Bizans askeri. Neden deyince ömrümde sizin gibi insanlar görmedim. İnsan inanmak istemiyor fakat işte gerçek. Gözlerimle görmeseydim inanmazdım. Bizans elçisi diyor zeki bir adamdı. Müslümanların iman aynası berrak yüzünü görünce onlardaki azmi ve kararı anladı. Bunlar hiçbir şeyden korkmaz. Bunlar çünkü dünya malına önem vermiyor dedi. O şanlı sahabi Hazreti Ebu Ubeyde'ye şöyle dedi. Şayet Müslümanlar geri dönmeyi kabul ederlerse adam başına iki altın vermeye hazırız. Ebu Ubeyde ortalığı çınlatıyordu. Olamaz. Elçi kaşlarını çattı ve Müslümanları aldatamamış, para ile satın alamamıştı. Bu Müslümanlar hiçbir şeyden korkmuyordu. Hiçbir menfaate davalarını feda etmiyorlardı.
çaresiz geri döndü. Artık başlarına gelecek felaketi beklemekten başka çare yoktu. Şanlı kumandan ve muazzez sahabi Hazreti Ebu Ubeyde iman ordusuna savaş emrini artık verdi. Suriye'deki savaştan bahsediyoruz. Durumu Allah Resulü'nün halifesi Hazreti Ömer'e bildirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh başkumandana verdiği cevapta İslam mücahitlerini savaşa teşvik etmesini ve yalnız Allah'a güvenmesini tavsiye etti. Muazzez sahabi Hazreti Ebu Bey'de şanlı orduya hücum emrini verdi. İslam mücahitleri ırmak ırmak çağlıyordu. Gönüllerde sonsuz heyecan vardı. Fakat küfür ordusu savaş meydanına çıkamadı. Dahi o kumandan Hazreti Halid ertesi gün soylu atlarına binip süvarilerle ilerledi. Bizanslılar ordularını üçe böldü. Bir kısmı Hazreti Halid'in karşısına diktiler. Bizans'ın bu ordusu en güçlü ve en büyük savaş araçları ile donatılmıştı. Bizans'ın bu çok iyi teçhiz edilmiş olan ordusu dahi kumandanın birlikleriyle karşılaşınca çekindiler. Mayaları korkaklıkla yoğrulmuş olan o kafirler hücum edemeyerek geri çekildi. Başkumandanlarından yardım istedi. Celadet ve şecaatin nurani abidesi olan Hazreti Halid bin Velid durumu hemen anlayıp kendi birliklerine de hücum emri vermedi. Ve başkumandan Hazreti Ebu Ubeyde'ye haber gönderdi. İman ordusunun başkumandanı Ebu Ubeyde ertesi gün orduyu savaş düzenine koydu. Bütün birlikleri dolaşarak gereken talimatları verdi. Ve bu duruma göre sağ kanada Hazreti Muaz bin Cebel'i, sol kanada ise Haşim bin Atabe'yi, yayalara Said bin Zeyd'i ve atlı birliklere de Hazreti Halid bin Velid'i kumandan olarak seçti. Allah Resulü'nün bizzat her ümmetin bir emiri vardır diye taltif ettiği kutlu sahabi Hazreti Ebu Ubeyde İslam mücahitlerine hitap etti. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın yardımını sabır ve sebatla bekleyiniz. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir ayetini okuyordu. Ve şanlı orduya ileri emrini verdi. İman ordusu Allah Allah sesleriyle hücuma geçti. Bizans ordusunun mevcudu 50 bin kişiydi. Aynı zamanda çok iyi savaş araçlarına sahipti. Sayısız okçuları vardı ve bu okçular İslam askerlerinin üzerine ok yağdırmaya başladı. İslam ordusu bir ara geriler gibi oldu. Bunu gören küfür ordusu neşelendi. Kuduz bir sırtlan gibi diyor iman saflarına yüklenmeye kalktı. Tam o sırada dahi Hazreti Halid bin Velid düşmanın sağ kanadına saldırdı. Bu defa küfür ordusunun Hazreti Halid'in birliklerine saldırdığı görüldü. Zaten Hazreti Halid bin Velid'in maksadı da buydu. Düşmanı aldatmak, düşman ordusunun sağ kanadını esas ordudan ayırmaktı. O kadar zekiydi ki Halid bin Velid. Ve istediği olmuştu. Bizans ordusunun sağ kanadı Hazreti Halid'in birlikleriyle toslamıştı. Hazreti Halid birliklerini geri çekti. Bizanslılar onu takibe başladı. Bizans ordusunun diyor sağ kanadı esas ordudan bayağı uzaklaşınca dahi o kumandan Hazreti Halid bin Velid yüksek dehasını yine gösterdi. Ve Bizans ordusuna toslamanın tam vaktiydi. Nitekim diyor muazzez kumandan beklenen emri verdi. Hücum. İslam mücahitleri Allahu Ekber sesleriyle gökleri deliyordu. Amansız bir hücum başlamıştı. İman kılıcı küfür ormanını adeta biçiyordu. Feryatlar, iniltiler, öldüm sesleri arasında Bizans ordusu adeta eridi. Bir İslam mücahidi Bizans ordusunun büyük rütbeli bir kumandanını cansız yere serdi. Küfür hüyelası olan bir kan havuzu içinde adeta yüzüyordu. Niceleri azap diyarını boylamıştı. Niceleri can çekişiyordu. Niceleri de cenk meydanından kaçıyordu Bizanslıların. İslam ordusunun diğer birlikleri de küfür ordusunun sol kanadına bütün gücüyle yüklendi. Amansız bir boğuşma başladı.
Bizans ordusunun sol kanadı da ezilmişti. Bugüne kadar görmedikleri bir fırtınaya tutulmuşlardı. İslam mücahitleri yıldırımdan birer gülle gibi değdiği yeri yıkıp perişan ediyordu. Bizans ordusunun ancak ortadaki birlikleri sağlamdı ve mevzilerinde duruyorlardı. Bir defa iman ordusunun sol kanat kumandanı olan Haşim bin Atabe bayrağı eline alıp haykırdı. Bu bayrağı Bizans ordusunun merkezine dikmeden geri dönmeyeceğim. Ve atından inerek diyor, kalkanı ile düşmana doğru heybetli bir şekilde yürüdü. Haşim'in üstüne 5-10 kişi çullanmak istediyse de Haşim buna meydan vermedi. Şimşek gibi kılıç kullandı ve küfür ejderlerini yere serdi. Emrindeki birlikler kahramanca kumandanlarını takip ettiler. Cenk meydanı bir kan deryası halini almıştı. Bizanslılarda hayret, dehşet ve ibret vardı. Kaçan kaçana canını kurtaran kaptandı. İslam'ın ölüm saçan şanlı kılıcı düşmanın ense köküne adeta inmişti. Artık hiçbir kurtuluş yoktu. 50 bin kişilik koca Bizans ordusu erimiş toz olmuştu. Burası neresi? Suriye'de Şam toprakları. Şanlı İslam gazileri yeni bir zafer daha kazanmışlardı. Fuhul meydanında muharebe İslam zaferiyle neticelenmişti. Şanlı kumandan Hazreti Ebu Ubeyde peygamber beldesi Medine'ye müjdeci gönderdi. Hak ve adalet güneşi Hazreti Ömer sevinç gözyaşları döküyordu. Ulu kumandan Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazreti Ömer'e zaferin müjdesiyle birlikte mağluplara yapılacak muameleyi de sordu. İrfan denizine gark olmuş o din büyüğü verdiği cevapta mağlupların ehli zimmet sayılmasını, toprakların eski sahiplerine geri verilmesini emretti. Bu savaştan sonra Suriye'nin büyük bir kısmı Müslümanların eline geçti. Mağluplara bildirilen barış şartlarında herkesin malı, canı, yeri, yurdu ve tapınakları emniyettedir dediler. Ancak parasını ödemek şartıyla cami yapmak için yer alınabilecekti. İşte nizamın üstü nizam buydu. Mukaddes İslam'ın bütün insanlığa sunduğu medeniyet. Kimsenin inancına karışılmadı. Bakın Fatih Sultan Mehmet Han da İstanbul'u fethettiğinde ne yaptı? Kimseye eziyet etmedi. Herkese güzel davrandı ve o güzel davranması sonunca binlerce insan vallahi bizim kumandanlarımızdan bin kat daha iyi, bize bu Müslümanları ne kadar kötü anlatmışlar deyip imana geldiler, şehadet getirdiler o güzel kumandanlar sayesinde. İşte o Fatih Sultan Mehmet Han'ın kumandanlığının öncesinde o Ömerler, Ebubekirler, Osmanlar, Aliler onun yolundan giderse eğer işte Fatih Sultan Mehmetler, Yavuz Sultan Selimler oldu. Allah'ım bugünde de onların yolundan giden salih müminler, komutanlar, kumandanlar bizlere nasip eylesin. Sıra geldi Yermük cengine. Yermük Savaşı Hicret'in artık 15. senesi geldi. 15. sene 636 yılında oldu. Bizans'a bağlı küçük prensler Suriye'deki birçok şehirlerin İslam ordusunun eline geçmesinden sonra Antakya'ya kadar geldiler. Antakya'yı biliyorsunuz. Antakya'da toplandılar. İmparatorlarına dediler ki: "Aziz imparatorumuz, Müslümanlar hiçbir engel tanımıyorlar. Bütün şehirleri ellerine geçirdiler. Bu amansız selin önünde durmak lazım. Yoksa yarın hepimiz boğulup gideriz." diyorlardı. Ve Bizans İmparatoru Heraklius prenslere sordu. "Ey asilzadelerim, Müslümanlar sayı ve kuvvet bakımından sizden çok aşağıdayken nasıl oluyor da bir avuç insana yeniliyorsunuz?" Prensler diyor verecek cevap bulamadılar. Yüzleri kırmızı kırmızı oldu ve başlarını önlerine eğdiler. İçlerinden akıllı, vicdanlı bir prens ileri atıldı ve tane tane şöyle anlattı. "Hükümdarım, şunu biliniz ki Müslümanların maneviyatları bizden üstün." Ya iman yani devreye giriyor. "Onlar gecelerini ibadetle, gündüzlerini de oruçla geçiriyor. Öyle bir imana sahipler ki dinlerinin
öl dediği yerde ölüyorlar. Dur dediği yerde duruyorlar. Hiçbir insana zulüm etmiyorlar. Hiçbir haksızlığa göz yummuyorlar. Birbirleriyle kardeşçe geçiniyorlar. Allah'ım bizi bu şekilde Müslümanlardan eylesin inşallah. Ne zulüm ediyorlar ne de zulme uğruyorlar. Biz ise bütün ömrümüzü kötülüklerle geçiriyoruz. Verdiğimiz sözü tutmuyoruz. Birbirimize zulmediyoruz. Bakın Bizanslı bir prensin itirafları bunlar Heraklius'a karşı. Ne diyor? Bizde herkes menfaatini düşünüyor. Müslümanlar hareketlerini sonsuz bir imanla yapıyor. Biz çekingen ve korkak duruyoruz. Elbette ki bu ordu yenilmez. Müslümanların sayıca az olması güçsüz oldukları anlamına gelmez. Onlarda öyle bir iman var ki isteseler bütün cihana boyun eğdirirler dedi. İmparator bu prensin sözlerine hak verdi. Çünkü doğru ve öz konuşuyordu. Müslümanları tam manasıyla tanımıştı. Bizans İmparatoru Suriye'yi boşaltma kararı aldı. Lakin Hristiyanlar onu bu kararından döndürdüler ve dediler ki "Ey kudretli hükümdarımız, geliniz hep birlik olup Müslümanların üzerine çullanalım. Bu sefer zafere ereceğimiz muhakkaktır." Ve imparator bu hayale kapıldı. İman ordusu ile bir kere daha cenk edeceklerdi. Bizans ordusunun Antakya'da toplanmasını emretti. Küfür ordusu sözde İslam ordusunu perişan edecekti. Gökteki yıldızlar, denizdeki kumlar sayısınca asker akın akın diyor. Bütün Bizans orduyu Antakya'ya çağırdı. Dağ gibi bir ordu kuruldu. Bütün gayeleri İslam mücahitlerini kılıçtan geçirmekti. Sonsuzluk caddesinin o pırıltılı elleri, İslam mücahitleri, nurdan gaziler ise fethettikleri yerlerin halkına rüyalarında bile görmeyecekleri şefkatli ve adaleti gösteriyorlardı Şam topraklarında. İmanın o nurunu herkese sunuyorlardı. Bunu gören halk Müslümanları bağrına basıyordu. Müslümanlar cihanın bir numaralı fazilet örnekleriydi. İnsanlık İslam ruhunun belirlaştırdığı idare şeklini ancak görüyordu. Ama bugün bir bakıyorsun, yok Müslümanlar barbarmış, yok şöyleymiş, barbar olan Amerika'sı, İsrail'i, Avrupa'sı, insanları çoluk çocuk demeden perişan eden Suriye'de, Doğu Türkistan'da perişan eden kafirler Müslümanlara barbar diyor. Geliyorlar kendi içlerindeki adamlarını Müslüman diye gösterip ortalığı karıştırıp gidip o şehre savaş açıyorlar. Kendileri yapıyorlar, kendileri yıkıyorlar. Bizlerde neden karşılık veremiyoruz? İşte şu Ebu Ubeyde ve ordusunun imanının zerresi olsaydı bir şey yapabilirler miydi? Allah'ım inşallah bizleri güçlendirsin. Kendi silahımızı, kendi uçağımızı, kendi tankımızı üretmeye başladık elhamdülillah. Allah'ım şu cennet vatanımızda daha güzel bir şekilde imanlı, Kur'anlı gençler yetiştirebilmeyi, yetişebilmeyi cümlemize nasip eylesin ve inşallah o kafirin küfrüne karşı dur diyebilecek hem iman versin, hem teknoloji versin, hem güç kuvvet versin, hem de cesaret versin. En önemlisi bunlar. Bunlar da nasıl olacak? Allah ve Resulüne imanla olacak. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'in içini açıp da Rabbimizin bize emirlerini tatbik etmekle olacak. İnşallah. Boş konuşmakla olmayacak yani bu işler. Allah'ın yardımını istiyorsak Allah'a imanımızı tazeleyeceğiz. Allah'ın yardımını istiyorsak bizleri yoktan var eden Allah'ın bize getirdiği şu yasaları, emirleri, yasakları aman ya Rabbi senin emrindir deyip namaz vakti geldiğinde gözümüz hiçbir şey görmeyecek. Ne iş görecek, ne para görecek, ne eş görecek, ne evlat görecek. Eğer o akşam namazı kaçarsa dünyanın başına yıkılacağını düşüneceksin. Aman ya Rabbi, işte bizlere öyle namaz sevgisi ver. Öyle diyor Allah dostları. Kimi insana bir vakit namazı kaçırmak. Şimdi düşünün, milyonlarca insan var, bir vakit namazı kaçırmak. Kimisi için zaten namaz kılmıyor. Hiç umrunda değil, değil mi? Ezanlar okuyor. Hayya ale salah. Haydi namaza diye bağırıyor.
bütün imamlarımız, müezzinlerimiz. Kimisinin hiç umurunda değil. Ama kimi insanlar var. Yani adama desen bir vakit namazı kaçırsan ne olur? Böyle kalp krizi geçirecekmiş gibi yüzü morarır, sararır. Aman ya Rabbi, yani bile bile isteye isteye namazın vaktini kaçırmak mı? Aman ya Rabbi, öleyim daha iyi diyecek insanlar var mı? Var. Kimisi ise yalvar yakar namaz desen oradan kaçar. Kimine hadi bir kere cumaya gel diye yalvarsan Allah Allah kaçar oradan. Yani canı sıkılır hemen. Herkesin dini kendine der, sinirlenir, bir de karşı atağa geçer. İşte sevgili dinleyicilerim, insanlar ne görüyor musunuz? Bir skalamız var. Ta Firavun'dan başlıyor iman edenlere kadar. İman edenlerin içinde de gevşeklerimiz var. Rabbim inşallah bizim de gevşekliklerimizden bizleri kurtarsın. O yüzden dua etmemiz lazım. İman etmiş kardeşlerimize. Bir gün sonra böyle olup olmayacağımızın senedi var mı? Yok. Bakın bununla ilgili çok güzel bir kıssa var. Hemen onu anlatayım. Bir gün diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri, Allah'ım ondan razı olsun, talebeleriyle beraber yolda yürüyor. Ve bir bakıyor bir tane sarhoş. Sarhoş orada perperişan. Kesiyor önünü Abdülkadir Geylani Hazretleri ve yanındaki talebelerinin. Ve ey Abdülkadir diyor, sarhoş bir halde, Allah diyor kadir midir? Abdülkadir Geylani Hazretleri evet diyor, gülümsedi diyor, evet kadirdir dedi. Sarhoş diyor bir daha diyor, dur diyor ey Abdülkadir, Allah kadir midir? İkinci defa aynı soruyu soruyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri tekrar evet diyor, kadirdir. Ve üçüncü defa o sarhoş, kör kütük sarhoş, diyor ki dur ey Abdülkadir. Bir daha duruyor. Allah kadir midir? Bu sefer Abdülkadir Geylani Hazretleri hüngür hüngür ağlamaya başlayıp secdeye kapanıyor. Ve o gözleri yaşlı bir şekilde secdeden başını kaldırıp kadirdir diyor. Başka hiçbir şey yok. Talebeler şaşkın. Ve ondan sonra iki tane talebesine diyor ki hemen bunu gidin eve götürün, güzelce yıkayın, tertemiz pak edin, getirin. O sarhoş adamı. Ondan sonra diğer talebeler şaşkınlık içinde. Üstadımız ne oldu? Bu size ne dedi? Üç defa aynı soruyu sordu. Siz bir gülerek cevap verdiniz, bir normal cevap verdiniz, secdeye kapanıp ağlayıp cevap verdiniz. Ne oldu? Ne dedi de siz bunu söylediniz? Daha sonra tabi Abdülkadir Geylani Hazretleri o sarhoşun haline vakıf, Rabbim dostlarına bildirir. Ne diyor? Birincisinde bana, ey Abdülkadir, senin Allah'ın yani Rabbimiz, o da iman etmiş. Allah diyor benim şu sarhoş halimle dahi günahlarımı bağışlamaya kadir midir? İlk bu soruyu sordu. Ben de kadirdir dedim. Ve daha sonra ikinci sorduğunda şöyle dedi bana. Ey Abdülkadir, Allah Celle Celaluhu beni bu halden senin kılığına, senin haline, yani beni de bir Abdülkadir yapmaya kadir midir dedi. Abdülkadir Geylani Hazretleri talebelerini anlatıyor. Ben de evet dedim. Üçüncü kısımda sorduğunda, ey Abdülkadir, Allah Celle Celaluhu seni, yani Abdülkadir Geylani'yi benim gibi kör kütük sarhoş günahkar bir hale koymaya kadir midir dedi. O an diyor işte kendimi tutamadım. Aman ya Rabbi dedim. Aman ya Rabbi, bir sarhoşla beni irşad ettin ya Rabbi. İşte orada Abdülkadir Geylani Hazretleri ne dedi? Ey talebelerim, işte olduğunuz konuma, yaptığınız ibadetlere, kıldığınız namazlara, ne olduğunuza bakmayacaksınız. Yani sizlere verilen bu şeylerin hepsinin Allah'ın rahmetin, Allah'ın ikramının, Allah'ın hidayetinin bir eseri olduğunu bileceksiniz. Kendinizden olduğunu bilmeyeceksiniz. İşte burada bu sarhoş bizi böyle irşad etti dedi. Evet sevgili dinleyicilerim, ne demekmiş yani bu? Bunun ispatı var mı kardeşim? Var. Ayet-i kerimede ne diyor?
Bütün iyilikler Allah'tandır, kötülükler ise nefsinizdendir. Yani bizlere gelen tüm iyilikler, hayırlar, şu an biz namaz kılabiliyorsak, ibadet edebiliyorsak, şu an biz Hazreti Ömer'leri, Ebu Bekir'leri, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi dilimizle anıp salatu selam getirebiliyorsak, Rabbimizin lütfudur, bize nasip eylemiştir. Bir yaprak dahi Allah'ın izni olmadan kımıldamaz ayeti yok mudur? İşte sevgili Necerim, Allah'ımıza şükürler olsun diyeceğiz, hamd olsun diyeceğiz. O kardeşlerimiz için de günah işleyen ama komşumuz, arkadaşımız ama kalbinde iman var, iman etmiş kardeşlerimiz, namazsız kardeşlerimiz, Kur'ansız kardeşlerimize, Kur'an okumayan kardeşlerimize, bunların hepsine dua edip aman ya Rabbi ne olur bu nimette hepimizi nimetlendir, bizlere yardım eyle diyeceğiz. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin de mübarek adını andık. Gavsul Azam, Evliyaullah'ın piri. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin. Onların sohbetlerinden, hayatlarından da bahsedeceğiz. Sahabe efendilerimizden sonra inşallah. O yüzden burada bizim için en önemli şey ne? Hazreti Ömer Efendimizin hayatındaydık. Biraz saptık ama olsun. O güzel Allah'ın dostunu da almış olduk. Bizler hiçbir şeyimizi kendimizden sanmayacağız. Bizler sadece görevimizi yapacağız. Ya Rabbi bu senin lütfundur diyeceğiz. Senin hazinelerin geniştir. Bizleri manevi rızıklarla rızıklandır. Maddi rızık istediğimiz kadar manevi rızık isteyeceğiz. Ya Rabbi evladım doktor olsun, mühendis olsun, o olsun, bu olsun, evim olsun, arabam olsun istediğimiz kadar. Ya Rabbi şu gece rüyamda Muhammedül Mustafa'nı bana göster ya Rabbi. Habibinin nur cemalini görebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Vallahi peygamberimizi bir gece rüyasında görmek için malını, mülkünü, her şeyini feda edecek bir sürü Müslüman var mıdır? Vallahi vardır. Bizi de onlardan eyle ya Rabbi. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Livailu Hamd sancağı altında gölgelenebilmek için, onun şefaati için yapmamız gereken ne olacak? Onu tanımak ve onun şu ashabını, Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Alilerin hayatında, onların askerlerinin, onların kumandanlarının nasıl onlara bağlı olduğunu, nasıl Kur'an ve sünnet çizgisinden bir dakika bile ayrılmadan tertemiz bir şekilde İslam'ı yaşayıp, sadece ibadetlerle değil, yaptığı ibadetleri İhlaslı bir şekilde sadece Allah rızası için yaptıklarının en güzel örneği. O yüzden ilim yetmiyor. Arkamı görüyorsunuz. Belki 500 tane kitap var. Vallahi hiç bana da faydası yok, size de faydası yok. Ne zaman faydası var? Şu okuduklarımızla amel edersek, Allah ve Resulünün yolundan gitmeye çalışırsak ve o güzel kitap Kur'an-ı Kerim ve yaşayan Kur'an olan Muhammedül Mustafa'nın hayatından bir gram nasiplenirsek, işte o zaman bir satırın bile faydası olacak. İnşallah. Allah'ım bizleri yolundan ayırmasın. Allah'ım bizleri sahabe-i güzün efendilerimizin yolundan, o Abdülkadir Geylanilerin, bütün Evliyaullah'ının yolundan bir an bile ayırmasın. Evet sevgili dinleyicilerim, inşallah sohbetimizi Allah'ın izniyle bugün burada tamamlıyoruz. Hazreti Ömer Efendimizin hayatında savaşlardan bahsediyoruz. Şam'ın fethinden bahsediyoruz. Burayı tamamlayıp daha sonra Yermük'teki savaşlardan devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Bir dahaki sohbetimizde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.